Doğa Koleji'nde maaşların ödenmemesiyle başlayan olaylar Türkiye'deki özel okulları ve sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Son 5 yılda Türkiye'deki özel okul sayısı 2 kat arttı. Ancak özel okulların doluluk oranı %40, yani %60'ı boş. Çok fazla özel okul var. Niteliksiz özel okullar var. Küçücük böyle bir bina bile değil. 2-3 kat alıp özel okul yapıyorlar. Artık neredeyse her caddede, hatta her sokakta en az bir özel okul var. İşte bir özel okul. Gelin yürüyelim. Göreceksiniz 100-200 metre ötesinde bir özel okul daha var. Ve işte aynı cadde üzerindeki bir diğer özel okul. Yani çok fazla özel okul var. Ancak o okulları dolduracak öğrenci yok. Bu okulların yaklaşık %50'si boş ve her yıl neredeyse 200-300 özel okul maalesef kapanmak zorunda kalıyor. Yatırım yapılmış bu okullardaki doluluk oranı %40'larda. %60'ı boş. Sıkıntıya düşen kurum sayısı 200 civarında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 12.080 özel okul bulunuyor. 5 yıl önce bu rakam yalnızca 6.000'di. Yani Türkiye'deki özel okul sayısı 5 yılda tam 2 kat arttı. Dershanelerin kapanması sürecinde okullara dönüşmesi söz konusu oldu dershanelerin. Öğrencimiz de 650 bindi. O da 1 milyon 350 binlere geldi. O da 2 katının üstüne çıktı. Hal böyle olunca küçük okullar ayakta kalabilmek için acımasız bir rekabete girişiyor. Ve bu rekabet köklü kurumları da zorluyor. Sınıf bazında baktığınızda öğrenci sayıları 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi. Ne oluyor? Maliyetler çok yüksek oluyor. Bu yanındaki okulu, 20 senelik, 30 senelik okulu da etkileyebiliyor. O da öğrencisini kaybetmemek için fiyat kırmaya çalışıyor. Öğrenci değil, müşteri oluyor. Müşteri. Özel okulların sayısı arttıkça çocuğumuz için doğru okulu seçmek çok daha zor bir hal alıyor. Bunun için öncelikle eğitim konusunda rüştünü ispat etmiş köklü okulları tercih etmenizde fayda var. Kurum kime aittir? Sahibi kimdir? Eğitim vizyonu nedir? Bunu çok net bir irdelemesi lazım velimizin. Her özel okul kaliteli mi sizce? Hayır. Neye göre seçiyorsunuz kaliteli okulu? Başarı düzeyine bakıyoruz öncelikle.